Merhaba arkadaşlar, bugün Barkın'la birlikteyiz. Öncelikle bayramınız kutlu olsun. Onu aynen söylemeden öyle geçmeyelim. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz abi, telefonlarımızı nerede bırakmamalıyız? Hayır. Nasıl hayır? Telefonlarımızda ne yapmamalıyız? Hayır ya, nerede bırakmamalıyız? Ya bu tam Jon Snow, hiçbir şey bilmiyor. Neyse başlayalım. Birinci maddemiz, telefonlarımızı masada bırakmıyoruz. Bak, neden? Bırakmamak mı neden diye başladım. Neden? Ben gittiğim yerde oturunca direkt masaya koyuyorum. Ondan sonra garson geldi, bir şey oldu, hop su derken geçmiş oluyor. Pirinç ararsın sonra etrafta. Bugüne kadar olmadı ama olabilir, evet. Olabiliyor abi, yok masada bırakıyorsun geçerken hemen böyle kapkaça. Evet, ikinci maddeye geçelim. Telefonunuzu asla gömleğinizin ön cebine koymayın. Şu çok an yok sakat. Gösteremiyorum çok ama. Çok sakat, bende var bak. Hemen koyalım. Test koy. Şey yapalım. Bak. Abi şöyle eğip, ne haber abi falan derken. Dur düşürme. Ha, tamam. İşte ayakkabı bağlarken, işte yok efendim tuvalette bakarken ya benden ne? Önce giren ne yapmış? Koltuktan sandalyeden kalkarken. Aynen. Pisim diye. Kalkarken hemen o hop, bir de çok kötü bir açı hemen gözünün önüne düşüyor ya. Aynen abi, genelde bu babalar yapıyor bunu gerçekten. Yani FPS gibi düşüyor böyle. Üçüncü maddemizde telefonlarımızı pantolonumuzun arka cebine koymuyoruz. Koymuyoruz. Neden koymuyoruz? Çünkü abi koyuyorsun bunu, şimdi sen oturuyorsun, insansın. Evet. Oturman falan lazım. Oturmam gerekiyor. Şimdi yeni çıkan telefonların hepsinde 1 milim falan olduğunu düşünürsek sonra neden? Ay oturdum, kırıldı. İşte, yok iPhone dayanıksızmış, i̇şte, yok, büküldü. Allah kalçam bir şey oldu falan. Özellikle bayan kullanıcılar bunu çok yapıyor, ben görüyorum. Ya onlar genelde çantaya koyuyorlar ya. Yok, arkaya koyuyorlar. Öyle mi? Evet. Dördüncü maddemiz, tuvalette Candy Crush oynamayı sevenleri birazcık üzebilir. Kesinlikle. Neden? Üzebilir. Hatta başka bir şey oynayanları da üzebilir. Çünkü abi tuvalet sakat bir mekan. Evet. Şimdi günlük ihtiyaçlarımızı karşılayalım falan filan derken boş kalamıyoruz. Elimizde sürekli telefon, telefon bir aynen şeyler yapıyoruz. Ondan sonra şimdi pozisyonu göstermek istemiyorum da yani onunla oyun oynarken belli bir süre sonra kalkınca bir şey olmuyor musun? Karıncalaşma. Tabii süreyi uzatıyor. Elektrikleşme falan. Bacaklar uyuşuyor. Artı düşebilir. Tabii abi, çok sakat bir durum var yani. Şimdi kaç paralık telefonlar var. Bak, hem insan sağlığımızı etkiledi hem de telefonun cebimizi, sağlığını etkiledi. Evet arkadaşlar, son maddemiz, telefonla duşa girmeyin. Biliyoruz ki çok önemli birisiniz. Telefonunuza gelecek her maile cevap vermek zorundasınız. Seçilmiş telefonla dünyanın kaderini değiştirebilecek misiniz? Hayır. Tabii ki de. O yüzden telefonla duşa girmeyin. Hayır, kesinlikle. Bunu özellikle telefonu su geçirmez olan kullanıcılar yapıyordur ama Xperia falan. Bence diğer kullanıcılar da denemiş olabilirler. Ya olabilir abi, çünkü artık günlük çok böyle garip bir duruma erişti yani telefon kullanımı. İşte yok bir şey olabilir, hani oyun oynarım bir şey ya yaparım. Ya benim başıma bir şey gelmişti, onu anlatayım. Duşa girmiştim ben ama hani bir 10 sene önce bu akıllı telefonlar daha yoktu. Uzakta duruyordu ama o buhar onu, telefonu bozmuş. Ya ya. Hani bunu suya direkt telefonu temas etmese bile buhar telefonu bozabiliyor. Burada da Emircan Usta'dan aldığınız mesajınızı. O günden beri duşa girmiyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Evet arkadaşlar, bugün de maddelerimiz bu kadardı. Yani kısa ve öz, telefonlarımıza iyi davranıyoruz. Onlara ne bileyim oraya buraya bırakmıyoruz. Suya işte sabuna birlikte değdirmeden. Suyla araları yok, bunu artık ezberleyin. Sony'ye inanmayın. O kadar. Bir şey daha eklemek istiyorum ben. Mobil oyunları özlediniz mi bilmiyoruz. Bu yüzden lütfen bizi haberdar edin. Altta yorumlara yazın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.